yaş koyanlar, başa gelsin milletine hizmetkarlar. Baka kalsın halka tepeden bakanlar. Tevazuyla samimiyet, gayretle AK Parti, önce millet, memleket, derdine dertli. Tevazuyla samimiyet, gayretle AK Parti, önce millet, memleket, bütün derdi. Tevazuyla samimiyet, gayretle AK Parti. Yanlışa yanlış de, doğruya doğru, neyse onu söyle, doğruya doğru. Eğmedik bükmedik, doğruya doğru, asla diz çökmedik, doğruya doğru. Neler gördük neler, baştayken gölgeler, değişti dengeler, doğruya doğru. Asla güçlü olanın güçlü olanın. Erkek bitmedik, hakkı çiğnetmedik, doğruya doğru. Yanlışa yanlış de, doğruya doğru, neyse onu söyle, doğruya doğru. Eğmedik bükmedik, doğruya doğru, asla diz çökmedik, doğruya doğru. Yusuf Kahraman ben. AK Parti Belediye Başkanı adayı. Aklınıza gelen bir şeyler olursa bizle paylaşırsanız seviniriz. Girmişiz ne güzel yani. Söz ver, oy vereceğim, bana oy vereceğim. Oyunu da bize vermiş kabul ediyoruz. Söz vermiş kabul ediyoruz. Zaten bizim yolumuz belli. Thank you.
gayretle ak hati, önce millet, memleket, bütün derdi. Tevazuyla samimiyet, gayretle ak hati, gösterelim. Yanlışa yanlış de, doğruya doğru, neyse onu söyle, doğruya doğru. Eğmedik bükmedik, doğruya doğru. Asla diz çekmedik, doğruya doğru. Thank you.
bırakın, bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan, hakikatten yana bakın siz. Sayın Bakanım, İl Başkan Vekilim, Belediye Başkanım, Cumhur İttifakımızın teşkilatları, kıymetli hazırım ve değerli misafirler. Türkiye yüzyılında Akşehir'e değer katacak 100 projeyle Cumhur İttifakı adayımız Güçlü Akşehir, Güçlü Başkan Yusuf Kahraman. Akşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı ve ilçe başkanlarımız, ana kademimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, değerli muhtarlarımız, mahalle başkanlarımız, basın mensuplarımız ve çok, çok kıymetli Akşehirli hemşehrilerim. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada bölgemizin parlayan yıldızı, Akşehir'imizin yarınlarına ışık tutacak çok önemli bir adım atmak için bir araya geldik. Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkanı adayı olarak Akşehir'imizi Türkiye yüzyılında daha ileriye taşıyacak 100 projemizin tanıtımını yapacağız. Her şeyden önce bu güzel yolda bizlerden desteklerini esirgemeyen, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Konyalı bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza, Akşehir Belediye Başkanımıza, teşkilatlarımıza ve dava ve yol arkadaşlarımıza, tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Onların destekleri, güven ve inançları bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. İnşallah hep birlikte el ele vererek Akşehir'imizi yarınlara taşıyacak ve her bir ferdimizin hayatına dokunacak projelerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Saygıdeğer konuklar, sevgili hemşehrilerim. Bizler hizmet ehliyiz. Allah nasip eder ve sizlerin desteğiyle talip olduğumuz bu göreve seçildiğimizde Akşehir'imiz altın çağını yaşatacağız. İlçemizde yaşayan her bir hemşehrimizin İhtiyaç ve beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek, doğal ve tarihi güzelliklerimizi koruyacak ve Akşehir'imizin modern, yaşanabilir, sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmış bir şehir haline getireceğiz. Gönül belediyeciliği ve hizmet belediyeciliği anlayışımızla her bir Akşehirli'yi kucaklayacak, hiç kimseyi ötekileştirmeden Akşehir için canla başla hizmet edeceğiz. Birazdan detaylarını açıklayacağım projelerimizi adeta İnce eleyip sık dokuyarak Akşehir'imizin gerçek ihtiyaçlarından yola çıkarak bir araya getirdim. Yapamayacağımız hiçbir şeyi gündemimize almadım. Uzun değerlendirmeler neticesinde Akşehir'imize her konuda değer katacak 100 projemizi sizler için belirledim. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum. AK Parti belediyeleriyle diğer belediyeler arasında şöyle güzel bir fark var. Muhalefet belediyeleri ve adayları 100 proje için söz verir ama en fazla 30-40'ını yapar. Ama AK Partili belediye 100 proje için söz verir, 150-200 projeyi hayata geçirir. Bunun en yakın örneğini geçtiğimiz günlerde yaşadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay, 2019 seçimlerinde 170 proje için söz verdiklerini ama 348 projeyi hayata geçirdiklerini ifade ettiler.
İşte AK Parti'nin gönül belediyeciliği ve hizmet belediyeciliği anlayışı budur. İnşallah bizler de söz verdiğimizden çok daha fazlasını önümüzdeki 5 yıl içerisinde Akşehir'e kazandırmış olacağız. Değerli hemşehrilerim, bugün burada sadece projelerimizi tanıtmak için değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve çalışma azmimizi pekiştirmek için bir araya geldik. Birlikte hareket ettiğimizde neler başarabileceğimizin en güzel örneğini sergileyeceğiz. Birlikten kuvvet doğar anlayışıyla Akşehir için omuz omuza çalışacak ve güzel ilçemizi Türkiye yüzyılına layık olduğu yere taşıyacağız. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, Akşehir için çalışmaya, üretmeye ve hayallerimizi gerçekleştirmeye hazırız. Şimdi ilçemize değer katacak projelerimizin detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak en fazla önem verdiğim konulardan biri olan kentsel dönüşüm ve mimari konusundan başlamak istiyorum. Sizlerin de izniyle ceketimin düğmesini açmak istiyorum. Biraz daha rahat olabilirim. Teşekkür ederim. Evet. Saha çalışmalarımıza yaklaşık 2 ay boyunca sürdürdük. Akşehir'imizin en önemli konulardan birisinin kentsel dönüşüm olduğuna gördük. Şehrimiz doğu ve batı aksında sürekli gelişmekte, yeşil alanlarımız inşaat alanları oluşturmaktadır. Ancak yaptığımız tespitlerle baktığımızda şehir merkezinde var olan alanlarda kentsel dönüşüm yapabileceğimizi fark ettik. Hepimizin bildiği gibi Akşehir 1. derecede deprem bölgesi. Bunun için de kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz. Büyükşehir Belediye'miz ve bakanlıklarla birlikte çalışacağız. En temel hedefimiz dirençli bir Akşehir oluşturmak. Evet. İkinci projemiz sokak sağlıklaştırma çalışmaları. 2004 tarihinden itibaren dara geldiğimiz belediyede o tarihten bugüne kadar çok çeşitli sokak sağlıklaştırma çalıştırmaları yaptık. Bundan sonraki süreç içerisinde de bunu devam ettirip Akşehir'imize değer katacak bu projeleri biz de sürdüreceğiz. Böylelikle hem görünümü güzelleştirecek hem de bu yerel turizme kazandıracağız. Görselde de gördüğümüz gibi şehrimize güzellik katan, belki stoklarıyla Türkiye'deki en büyük alanları oluşturan bu görselle inşallah tarihe damga vuracağız. Sizlerle birlikte tabii ki. Kamulaştırma çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, meydan düzenlemeleri, yeni yeşil alanlar, ulaşım aksları ve restorasyonlar gibi projelerimizi hayata geçirmek için kamulaştırma çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Arsa ve yapı stoğumuzu güçlendireceğiz. Evet. Sayın Belediye Başkanı Salih Akkaya'dan devir almış olduğumuz projelerde inşallah görselde de göreceğimiz, belki burada görsel yok ama yaşanabilir bir Akşehir için sizlere yeni belediye binası için önemli bir ihtiyaç. Görsel arkadan geldiği için çok aslında gördüğünüz mimari proje aslında Akşehir'in değerlerini yansıtan, gerçekten sizlerin keyifle hizmet alacağı, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını tek bir noktadan çözebilecekleri bir belediye bina inşa edeceğiz. Bu da inşallah en önemli hizmetlerimizden biri olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Akşehir Millet Bahçesi. Evet, belki de hepimizin hayalinde olan, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan millet bahçelerinin bir tanesini biz de inşallah önümüze gerçekleştireceğiz. Stadyum alanında Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden birini inşa edeceğiz. Yeşil alanlarıyla, kafe, restoranlarıyla, yürüyüş yollarıyla inşallah eşsiz bir mekanı hemşehrilerimize kazandıracağız. Bu hayal değil, gerçek olacak inşallah. Bu görseli gerçeğe yakın olarak inşallah sizlerin hizmetine sunacağız. Meydan düzenleme çalışmaları. Yapacağımız meydan düzenleme çalışmalarımıza da bahsetmek istiyorum. Hemşehrilerimiz için sosyal donatılar oluşturmak, turizm canlandırmak ve estetik mimari güçlendirmek için birçok farklı noktada meydan düzenleme ve çevre düzenleme çalışmaları yapacağız. Tarihi mekanların korunması.
Akşehir'imize neredeyse her sokağında, her köşesinde tarihi değerler taşıyor. Bu değerler sahip çıkmak ve yarınlara en güzel şekilde taşımak bizim en büyük vazifelerimizden biri olacak. Bu konudaki hedefimiz Akşehir'deki tüm tarihi mekanları envantere alıp restorasyon çalışmalarını yapmak ve turizme kazandırmak. Aynı zamanda belgelerde bağlı olan fakat fiziki olarak yok olan yapıları da tespit edip yeniden canlandıracağız. Yıldırım Beyazıt makamı. Tarihi kayıtlara göre Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt 8 Mart 1403 yılında Akşehir'de Ferruşşah Meclisi'nin altındaki Şilahane'de vefat etti. Bizlerde en büyük tarihi şahsiyetlerimizden biri olan Yıldırım Beyazıt aziz hatırasını yaşatmak için bir makam oluşturacağız. Böylelikle hem tarihimize sahip çıkacak hem de güzel bir mimari yapı ilçemize kazandırmış olacağız. Hasanpaşa İmaret Cavri Çevre Düzenlemesi. Ben bu konuda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Kendisi hem Salih Akkaya Belediye Başkanımıza hem de şahsıma verdiği talimatla İmaret Cami çevresindeki yapı stoklarının temizlenerek buranın bir meydan haline getirilmesini emretti. Biz de kendilerinin desteği maddi kaynaklarıyla inşallah bu alanı bölgeye yakışır bir mimari ve merkez olarak inşallah hizmete atacağız. Cumhuriyet Meydanı genişletme çalışmaları. Bildiğimiz üzere Melek Girmez diye tabir edilen Güçlü Bey Hanı bakanlığımız ve Akşehir Belediye'miz tarafından restore edilerek ilçemize yeniden kazandırılmıştır. Bizler de göreve geldiğimizde Güçlü Bey Hanı'nın yanındaki yıkılan Cihan Düğün Salonu'nun yerine yine çok güzel bir çevre düzenleme ve imar çalışması yapacağız. Bu çalışma arasında meydan ve Güçlü Bey arasındaki bir bütünlük oluşturacak. Kadınlara özgü kafeler. Evet, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Ben tekrar tüm hanımlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kapımızın mimarı, evlerimizin ve dünlerimizin baş tacı hanım kardeşlerimiz her daim önceliklerimiz arasında olacak. Sadece onların istifade edilecekleri ve sosyalleşecekleri çok güzel mekanlar oluşturacağız. Kadınlara özlü kafeterya, kütüphaneler, el sanatları, atölyeleri ve hanım kardeşlerimizin ürettikleri ürünlerini satabilecekleri satış birimleri olacak. Bildiğiniz gibi dün tüm kadınlar gününü tekrar tebrik etmek istiyorum. Evet, kadın konu geldi. Burayı kullanmayı hiç arzu etmeyiz ama ailevi ya da herhangi bir konuda barınma ve güvenlik sorunu olan hanım kardeşlerimize özel bir bina inşa edeceğiz. Burada el sanatları kursları ve psikolog destek birimleri gibi birçok çeşitli imkanlar olacak. Bu çalışmaya büyük önem veriyorum. İnşallah yaptığımız ilk işlerden birisi bu olacak. Dönemenç Kafe. Bulunduğumuz mekanın hemen üzerinde Sayın Belediye Başkanımız Salih Akkaya Bey'in faaliyete geçirdiği ve gençlerimiz tarafından da büyük beğeniyle karşılanan Dönemeç Kafe'yi ihtiyaç duyulan diğer mahallelerimizde ikincisi ve üçüncüsünde inşallah biz inşa edeceğiz. Doğum Kafe. Çok özel olan çocuklarımızın, doğum sendromlu çocuklarımıza özel, çok özel bir kafe inşa edeceğiz. Burası onların gelişimine faydalı olacak, pek çok imkana sahip olacak. Evet, görselde gördüğümüz inşallah yapıyı onlar için inşa edeceğiz. Bilgihane binası. Hepimizin sevgiyle karşıladığı geçen haftaki Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey şehrimize ziyaretlerinde bilgihane yapmak istediğini, bunun için Salih Başkanımızdan yer tahsisi istedi. Tam o arada eski PTT binası olarak bilinen yerinin önünden geçerken Salih Başkan'ın konuyu anlatırken o zaman burası bizim bilgihane binamız olacak dedi. Biz de büyük bir stahişle, alkışla, sevinçle bu binanın bilgihane binası olarak tahsis için kendisine teşekkür ettik. İnşallah binayı kendisine devriyle kazançlı bir alışveriş yapacağımızı düşünüyoruz. Çünkü biz ticareti bire güç yapmaya niyet ediyoruz. Verdiğimiz binanın karşılığında müstakilik. Hem müstakil alacağız, hem imkanlar oluşturacağız. Kırsal mahallelerde ruhsat sorununu çözüme kavuşturacak.
Aslında il yönetim kurulu olduğumuz dönemlerde, şehir gezilerinde, kırsal gezilerde belediyeden dönüşen 11 belediyemizde ruhsat sorunlarının olduğunu hepimiz gözlemledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'ın destek ve talimatlarıyla inşallah göreve geldiğimizde kırsal mahallelerimizdeki bu sorunu birlikte çözeceğiz. Bunu kendilerine taahhüt ediyoruz. Eski belediye binası yerine ticari ve sosyal donatılar. Görselde de gördüğünüz üzere projesi Belediye Başkanımız Salih Akkaya tarafından hazırlanan bu görseli inşallah yapı yüksekliğiyle, işlevselliğiyle tarihi dokuya uygun olarak inşa edeceğiz. Sizlerin hizmetine inşallah sunacağız. Estetik tasarımları, yeşil alanları, sosyal imkanlarıyla tüm Akşehirlerin istifade edebilecekleri bir mekan oluşturacağız. Eski meslek lisesi alanına ticari ve sosyal donatılar. Aslında baktığınızda burada herhangi bir görsel yok. Bizim burada size vermek istediğimiz mesaj şu anda Akşehir'imizin belki de en önemli projesi haline gelecek olan bu projeyi ulusal düzeyde açacağımız mimari proje yarışmasında içinden seçeceğimiz projelerle sizin onaylayacağınız bir projeyi inşallah bu alanda sizlerle birlikte sizlerin seçtiği bu projeyi uygulayacağız. Proje tamamen sizlerin eseri olmuş olacak. Yine kırsal mahalleleri ziyaretlerimizde en çok talep edilen konulardan birisi de çok amaçlı salonlardı. Bu taleplerin haklı olduğunu gördüğümüz önemli yerleşkeler, birimler var. Var olanlar var, yapılması gerekenler var. İnşallah kendilerine de söz verdiğimiz gibi kırsal mahallelerimizdeki bu ihtiyaçların tamamını dönemimizde yerine getireceğiz, ifa edeceğiz. Bu alanlarda mahallelerimizin sosyal hayatını canlandırmak için çok çok amaçlı salonlar inşa edilmiş olacağız. Düğün salonları. Geleneksel olarak yapılan sokak düğünlerinin aslında bir zorunluluktan kaynaklandığını ifade edebiliriz. Düğün salonu ücretlerinin çok yüksek, çok pahalı olması vatandaşlarımızın sokak düğünü yapmalarına sebep oluyor. Yapacağımız projelerden, uygulayacağımız projelerden birisi de sizlere ucuz olarak temin edeceğimiz açık ve kapalı düğün salonlarıyla sizin bu ihtiyacınıza inşallah gidereceğiz. Ekonomik maliyetleri düşük olacak bu projelerde inşallah siz de memnun kalacaksınız. Merkezde otopark sorunu çözmek kavuşturulacak. Şehir merkezinde trafik yükü giderek artıyor. Bu sorun çözmek önceliklerimiz arasında yer alacak. Görselde gördüğümüz alan aslında bir meydan uygulaması. Bu meydan uygulamasını şehrimizde uygulayacağız. Meydan uygulamasının altında da yine görüldüğü gibi otoparklarla birlikte şehri her tarafını verimli bir şekilde kullanmış olacağız. Perşembe pazarı ikinci etap kapalı alanı. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisiyle yaptığımız konuşmada birinci etapını gerçekleştirdiği pazar yerinin en kısa sürede ikinci etapına yapacağı, bununla ilgili çalışmalarını başlatacağı talimatını verdiğini sizlere müjdelemek istiyorum. Aras'ta çarşısının en estetik yapıya korunması. Evet, Aras'ta bildiğiniz gibi tarihi estetik yapısını koruyarak kültürel mirasımıza sahip çıkacağız. Geçmişte emeği geçen, başta Salih Akkaya Belediye Başkanımız olmak üzere dönemin tüm belediye başkanları ve proje yöneticilerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Tarihi dokunun özelliklerini koruyan bu merkezde aslında tentelerin rengarenk olmasına hem esnafımız hem de şehir halkı muzdarip. Ortak yapacağımız çalışmalarla esnafımızla birlikte bu tentelerin tek tip olmasını sağlayıp şehrimize, Akşehir'imize, kültür şehrimize yakışır bir yapıya kavuşturacağız. Bunun için kendilerine söz vermiştik. Buradan da bu sözümüzü tekrar etmek istiyorum. Otobayimizde Burgacılar Kerestiler Sanayi Sitesi kurulması. Belki de 2004 tarihinden itibaren tüm belediye başkanlarımızın bizim de hevesle ortaya koyduğumuz yapılmasını vatandaş halk olarak hepimizin istediği Akşehir'lerin otogalericiler sitesi.
bugüne kadar çeşitli sebeplerle nasip olmadı. Ama öyle iddialıyım ki bu projeyi yine Uğur İbrahim Bey'i Altay Belediye Başkanımızla paylaştı. Kendisi otogalerciler ve sanayi sitesi yapmak için bize söz verdiler. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde otogalercilerin bulunmuş olduğu bu uygunsuz kaldırımları işgal eden yerlerinden alıp onlara daha modern bir şekilde uygulanacak olan otogalerciler ve sanayi sitesine taşıyacağız. Bu da size bizim taahhüdümüz. Hepimizin bildiği gibi 2002 yılında iktidara geldiğimizde organize sanayi bölgesinde bir tane fabrika vardı, o da açılmamıştı. Ama bugün ikinci genişleme alanını doldurup üçüncü genişleme alanına talep toplayan organize sanayi bölgesinde inşallah biz de destek vererek buraya her türlü katkı ve altyapıyı hazırlamak için çaba gayret göstereceğiz. Temmuz ayından itibaren talep toplama süreci tamamlanacak olan bu alanda biz de gerekli her türlü desteği vermiş olacağız. Gıda İhtisas OSB. Ben buradan Sayın Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 2 yıl önce gündeme gelen Gıda İhtisas OSB Türkiye'de 7.'si yapılmak üzere. Yeniköy'de uygun alanda arsası bulunup arsatizasyon işlemleri tamamlanan bu alanda inşallah kısa bir süre içerisinde 25 adet gıda fabrikası konuşlanacak. Temmuz ayından itibaren burada yer tahsis işlemleri başlayacak. Bunun için tekrar Sayın Bakanımıza minnet ve şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Gelen altyapı ve ulaşım. Baktığımız zaman şehrimizde geçmişte farklı nedenlerle sıkıntılar yaşanmış olabilir. Ama önümüzdeki süreç içerisinde inşallah bu sıkıntıların en üst seviyede gidereceğiz. Yağmur suyu drenaj hatları. Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte yapacağımız çalışmalarla ihtiyaç olan yerlerde etkili bir drenaj sistemi oluşturacağız. Modern ve çevre teknolojileri kullanarak yağmur suyunun toplanmasını ve yönlendirilmesini sağlayacağız. Sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla yağmur suyunun yeniden kullanımı için gerekli altyapı çalışmalarını yapacağız. Taşkın koruma kanalları. Aslında baktığımızda şehrimizde derimize uygulanan bu çalışmaları diğer yerlere de inşallah yaygınlaştıracağız. Kolektör içme suyu kanalizasyon hatları. Kanalizasyon hatları hepimizin bildiği gibi şehrimizde yenilendi. %40'lık oranında içme suyu hatları yenilendi. Dönemimizde de inşallah geri kalan %60'lık kısmı yenilenecek. Ancak geçmişten ders alarak önümüzdeki süreç içerisinde bu çalışmaları daha teknik, daha halkımıza faydalı hale getirip en az zararla süreç içerisinde tamamlayacağız. Çünkü biz geçmişten ders alan bir toplumuz, bir partiyiz. İhtiyaç olan yerlere sulama göletmeli. Aslında kırsal bölgelere yaptığımız gezilerde taleplerden birisi de buydu. Sulama göletleri. Şu anda Çakıllar'da, Ateget Mahallesi'nde, Değirmenköy ve Gölçayır mahallelerinde devam eden yatırımlar var. İhtiyaç duyulması halinde diğer mahallelerimizde de inşallah bu göletleri inşa edeceğiz. Kırsal kalkınma ve tarımsal verimlilik artış hedeflerek çiftçilerimizin su ihtiyacını karşılayacağız. Aynı zamanda ekolojik dengenin korunması ve biyolojik çeşitliliğin artırılmasına da katkı sağlayacağız. Su yönetimi ve yağmur suyu bahçeleri. Aslında baktığımızda televizyon filmlerinden seyrettiğimiz, keşke bizim de olsun dediğimiz yağmur su akar Türk bakar sözünü inşallah biz tersine çevireceğiz. Yapacağımız yağmur suyu bahçeleriyle yeşil alanlarımızın tamamını buralardan elde ettiğimiz sularla sulama imkanına kavuşturacağız. Görseli de harika görünüyor gerçekten. İnşallah bunu başaracağız. Yeni caddeler ve yeni ulaşım aksları. Şehrimizde oluşturacağımız kentsel dönüşümlerle oluşturacağımız yeni mahallelerle şehir ulaşımını rahatlatmak ve trafik akışını iyileştirmek için yeni caddeler ve ulaşım akslarını planlayacak.
vatandaşların günlük yaşam kalitesini artıracak modern ve erişilebilir ulaşım seçenekleri sunulacak. Özür diliyorum. Akıllı şehir Akşehir. Teknoloji ve inovasyon odaklı projelerle Akşehir, akıllı şehir dönüşümünü hızlandıracak, enerji verimliliği sürdürülebilir çevre yönetimine dijital hizmetlerin geliştirilmesine öncelik verilecek. Vatandaşların şehir yaşamından alacağı memnuniyeti maksimize edecek akıllı çözümler entegre edilecek. Akıllı şehir uygulamalarıyla yönetimde şeffaflık, etkinlik ve erişilebilirlik sağlanacak. Erişilebilir Akşehir. Herkes için erişim ve hareketlilik imkanı sağlayacak kapsayıcı bir şehir planlaması yapılacak. Toplu taşıma, kaplumbağaları ve parklar gibi kamusal alanlar tam anlamıyla erişilebilirlik hale getirecek. Şehrin sosyal ve kültürel yaşamını arttırmak için engelsiz bir altyapı oluşturulacak. Şehir genişlerini genişletme çalışmaları. Aslında bu projede yine 2004 tarihinden itibaren AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeleri tarafından projelendirilen, hayal edilen ama gerçekleştiremediğimiz uygulamalardan birisi. Hepimizin bildiği gibi şehrimizin 3 ana girişi var. İstasyon girişi, Ateket Mahalle girişi ve Enginli girişleri. Şehre giriş ve çıkışlarda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak, genişleme çalışmaları yapacak. Şehir girişleri Akşehir'e geldiğini, misafirlerimizin Akşehir'e geldiğini hissettirecek estetik ve güzellikte olacak inşallah. Evet. Uygulamaların bir tanesi bu yapılan. Evet, yol altyapı dair sorunların çözüme kavuşturacak. Daha önce de söylediğimiz gibi. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Şu anda üst yapı çalışmaları da buna bağlı olarak inşallah biz de kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Kırsal mahalle merkez mahallesi arasındaki ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturacak. Yine yaptığımız ziyaretlerde kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımızın direkt olarak hastaneye ulaşımı ile ilgili problemleri sürekli gündeme geldi. İnşallah tarafları ve paydaşları bir araya getirerek hiç kimsenin zarar etmediği ama vatandaşlarımızın da mağdur olmadığı bir çözümü kendilerine sunacağız. Bu süreç içerisinde vatandaşlarımız direkt olarak hastanelere ulaşacak, paydaşlarımız da hiçbir şekilde zarar görmeyecekler. Gözpınarı tren yolu lojistik aktarımı. Bu proje aslında belediye başkanımız Salih Akkaya'nın şu anda sürdürdüğü bir proje. Bunun için kendine minnettarız. %50, %70 oranında organize sanayide yapılan üretimler ihracat odaklı. Yapılan çalışmalarda gördük ki lojistikler artık çok pahalı hale geldi. Yapılan bu çalışmayla lojistik kurulacak lojistik merkeziyle demir yolu ağları ve hatlarıyla limanlara daha ucuz imkanlarla inşallah kavuşturulacak. Gördüğümüz merkez şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Başkanımıza teşekkür ederim. Ortaköy Lojistik Depolama Alanı. Hepimizin bildiği gibi bakan yardımcımız, ismini de zikredeceğim buradan, Oruç Baba İnan var. İnşallah onun da desteğiyle bildiğiniz gibi şehrimiz Doğu Batı aksı, Kuzey Güney aksının tam ortasında. Yani Türkiye'nin ortasında. Onlardan da alacağımız destekle uluslararası firmaların lojistik üstünü şehrimize getirip istihdamı artıracak, katma değer oluşturacağız. İnşallah bu da projelerimiz arasında, iddialı projelerimiz arasında yer almaktadır. Elektrikli araç istasyonlarının yaygınlaştırılması. Hepimizin bildiği gibi 2030 yılında artık fosil yakıtlı araçların imalatı, üretimi durdurulacak. Hepimizin bildiği şehrimizde de artık elektrikli araçlar sayısı artmakta. Gelecekte problem yaşamamak, mağdur edilmemeleri için inşallah şehrimizin değişik noktalarında şimdiden tedbir alıp elektrikli araç istasyonlarını yaygınlaştıracağız. Evet, üçüncü ana başlığımız tarımsal destekler. Kırsal kalkınma. Kırsal bölgelerde yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik fırsatları artırmak için bütüncül kalkınma projeleri hayata geçirecek. Tarım, hayvancılık ve kırsal turizm alanlarında yenilikçi girişimler desteklenecek.
bölgesel potansiyellerin ortaya çıkarılması sağlanacak. Altyapı, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesiyle kırsal nüfusun yaşam kalitesi artırılacak. Yerel üreticiler ve kırsal işletmeler için pazarlama ve finansman desteği sağlanarak ekonomik bağımsızlık güçlendirilecek. Akıllı tarım teknolojileri, tarımsal üretimin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için akıllı tarım teknolojileri teşvik edilecek. Uydu verileri, sensör teknolojileri ve otomasyon sistemleri kullanılarak su ve gübre kullanımı optimize edecek. Paydaşlarımızla ve SDK'larımızla yapacağımız çalışmaları inşallah bunlara ortak edeceğiz. Tarımda su yönetimi. Suyun etkin kullanımı ve konumu için modern su yönetimi teknikleri kırsal alanlarda kullanılacak. Damlama sulama, yağmur suyu yasadığı gibi tasarruflu yöntemlerle yaygınlaştırılacak, çiftçilere destek sağlanacak. Su kaynaklarının sürdürülebilirlik yönetimi tarımsal üretimde verimlilik ve çevresel denge üzerine odaklanacak. Kooperatiflere sulama destek verin. Aslında şehrimizde birçok sulama kooperatifleri var. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde de biz de bunları teknik ve maddi olarak destekleyip bunların arttırılmasını sağlayacağız. Organik tarım destekleme. Katma değeri yüksek olan ürünü olan organik tarım inşallah dönemimize daha fazla destek bulacak. Çiftçilerimizin bu alanda daha fazla kazanç sağlamaları için biz de her türlü maddi ve teknik desteği ortaklarla birlikte, paydaşlarımızla birlikte onları sağlayacağız. Kadın çiftçileri ve genç çiftçileri destekleme. Tarım sektöründe kadınların ve gençlerin rolünü güçlendirmek için özel programlar ve teşvikler oluşturulacak. Girişimcilik, teknoloji kullanımı ve yenilikçi tarım metotları konusunda eğitimler düzenlenecek. Kadın ve genç çiftçilere yönelik finansman olanakları geliştirilecek. Projelerin hayata geçirilmesi kolaylaştırılacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve genç istihdamı destekleyen politikalarla tarımsal kalkınma sağlanacak. Tarımsal üretimde dışarı pazarlama. Aslında bugün baktığımızda Konya'da uygulanan bu uygulamayı inşallah Akşehir'imizde de uygulamak için her türlü altyapı ve teknik çalışmayı gerçekleştireceğiz. Konya Borsası'nın uyguladığı bu uygulama dediğim minik şekilde şehrimizde de inşallah uygulanacak. Her türlü teknik ve altyapı desteğini sağlayacağız. Yöresel ürünler satış merkezi. Yöresel ürünlerin tanıtımı ve satış için model bir erişebilirlik satış merkezi oluşturulacak. Yerel ekonomiyi canlandıracak ve üreticilerin gelirlerini artıracak bu merkezler turistik cazibe yaratacak. Yöresel ürünlerin markalaşması ve kalite standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar destekleyecek. Aslında saha çalışmalarımızda pazar yerlerinde gördüğümüz sıkıntılardan bir tanesi de buydu. Kırsalda yetiştirdiği ürünü pazarda satmak isteyen vatandaşlarımız için böyle bir merkezi inşa etmek, onların günlük ürettiği ürünleri halkımızın da günlük olarak tüketmesini sağlayacağız. Evet, bence de güzel görünüyor. Tarımsal eğitimler. Aslında baktığımızda hükümet politikalarından bir tanesi de tarımsal eğitimler. Yine üniversitelerimiz, odalarımızla birlikte bunlara önem verip çiftçilerimizin tarımsal eğitimlerine biz de her türlü maddi ve altyapı desteğini sağlayacağız. Akıllı dikey tarım sistemleri ve tarımsal arge çalışmaları. Yer ve su tasarrufu sağlayan yüksek verimlilik öğreten bir yapabilen akıllı dikey tasarım sistemleri geliştirilecek. Şehir içi ve kırsal alanlarda uygulanacak yenilikçi dikey tarım projelerine destek ve teşvik sağlanacak. Tarımsal araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili yeni ürün çeşitleri, üretim teknikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları üzerine çalışılacak. Evet, çevre ve ekoloji. Hala dördüncüdeyiz. Muhtemelen süre zaman işliyor. Evet, yarım saatimiz geçmiş. Siz de yormadan devam etmeye çalışıyorsunuz. Evet, sıfır atık üretim gündemi. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin dünyaca takdir eden bu uygulaması. Bu uygulamayı biz de şehrimizde en iyi uygulayarak örnek ilçe olma yolunda adımlar atacağız. Bu projeyi sahiplenip en iyi şekilde uygulayacağız.
yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, GES projeleri. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın sunumunda önümüzdeki 5 yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi ve Merkez İlçe Belediyelerinin tüm enerji giderlerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağını ifade etti. Biz de önümüzdeki 5 yıl içerisinde inşallah belediyemize ait tüm enerji giderlerine GES projeleriyle yapacağız. Bu hem tasarruf sağlayacak hem de modernize edilmiş olacak bir sistem. Çevre dostu ulaşım ağları, toplu taşıma, bisiklet ve hava yollarının geliştirilmesiyle çevre dostu ulaşım seçenekleri geliştirilecek, düşük emisyonlu ve alternatif enerji araçlarının kullanımı teşvik edilecek. Sürdürülebilir ve erişilebilir ulaşım ağlarıyla yaşam kalitesi sürdürülecek. Evet, örnek bir uygulama. Ailemiz bisikletiyle birlikte inşallah yolunu devam ediyor. Çevre dostu ulaşım, evet. Aslında Konya Cumhurbaşkanı inşallah bizi izleyeceğiz. Karbon ayak izinin azaltılması. Aslında çok çetrefilli koyun. Baktığımız zaman küreselcilerle yerli düşünürler arasındaki sıkıntılı konulardan bir tanesi. Baktığımızda inşallah bu gelecekte ön almak üzere biz de karbon ayak izinin azaltılması ile ilgili çalışmalara katkı sağlayacağız. Şehrimize bunu uygulamaya çalışacağız inşallah. Ekodostu Festival. Çevre bilincini arttırmayı ve sürdürülebilir bir yaşam teşvik etmeyi amaçlayan ekodostu festivaller düzenlenecek. Atık azaltma, geri dönüşüm, değişik enerji gibi çevreci uygulamalar festival organizasyonlarında öncelikli olacak. Toplumun tüm kesimlerini kapsayan bu festivaller çevre dostu yaşam tarzlarını yaygınlaştırmaya hedefleyecek. Çevreci spor etkinlikleri. Doğa sporları ve açık hava etkinlikleriyle bireylerin çevre bilincinin artırılması sağlanacak, yeşil alanlar ve parklarda düzenlenecek spor aktivitelerine sağlıklı yaşam ve çevre dostu pratikler desteklenecek, katılımcılara da organizatörlerin çevre düzenlerine etkisi en aza indirecek sürdürülebilir etkinlik yönetim stratejisi uygulanacak. Spor ve doğa turizmini teşvik edecek, yerel ekonomiye katkı sağlayacak projeler geliştirilecek. Yeşil enerjiyle aydınlık yollar. Aslında biraz önceki işlediğimiz konunun bir benzeri. İnşallah güneş enerji sistemiyle oluşturacağımız yeşil enerjiyle şehrimiz aydınlık içerisinde olacak. Yeşil Akşehir bisiklet turları. Aslında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, Konya Belediye'mizin ünvanlarından birisi bisiklet şehri Konya. Biz de bisiklet şehri Konya ünvanından faydalanarak bisiklet yolları ağı genişletecek, güvenli ve erişilebilir bisiklet park alanları oluşturacak, rehberli bisiklet turları ile doğa ve tarih güzelliklerin çevreci bir şekilde keşfi sağlanacak. Akşehir Gölü'nün kurtarılması. Sayın Bakanımız da burada inşallah kendisi yapılan zorlu çalışmalarla birlikte kıyı kenar çizgisini inşallah çözdüler. Allah kendisinden razı olsun. Bundan sonraki çalışmalarla biz de inşallah Akşehir Gölü'nün kurtarılması gayret ve çabası içerisinde olacağız. Evet, sokak hayvanları konusunda yapılacak çalışmalar. Aslında benim burada susmam gerekiyor. Çünkü yaptığım açıklamalar bazen yanlış anlaşılıyor. Patili dostlarımız, can dostlarımız aslında sokak hayvanı olmaktan çıkarılıp onlar kendilerinin hak ettiği şekilde yaşamaları için biz her türlü çaba ve gayret göstereceğiz. Onların gerçek yaşam alanlarında yaşamaları için hem vatandaşlarımız rahat edecek hem de sokak hayvanlarımız sokakta olmaktan kurtarılacak. Tertemiz Akşehir. Adı gibi Akşehir olan aslında yıllardır 2004 tarihinden itibaren yaptığımız uygulamalarla en iddialı olduğumuz belediyecilik çalışması. Şehrimizin tüm sokakları temizlenmekte. Kıyı şehirlerimizde, turistik şehirlerimizdeki görmediğimiz hijyen ve temizlik Akşehir'imizde uygulanmakta. Biz bunu inşallah daha da geliştireceğiz. Teknolojik imkanları kullanarak üst seviyeye çıkaracağız.
doğalgaz çalışmaları. 2002 yılında iktidara geldiğimizde sadece iki şehrimizde olan doğalgaz bugün tüm ilçelerimizde dağıldı. Mahallelerimize de başladı. İnşallah doğalgaz doğru göz atsız mahallelerimize devam edecek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde doğalgaza kavuşmak için biz de elimizden gelen tüm gayret çıkarıyoruz. Evet, Akşehir'in simgesi Turizm Kültür ve Sanat. Biliyorsunuz Uğur İbrahim Altay Başkanımız Akşehir'i çok seviyor. Kültürü ve turizmiyle diğer şehirlerden öne çıktığını söylüyor. Fırsat buldukça da Akşehir'imizi ziyaret ediyor. Bunun başkanımızın Akşehir'e olan sevgisinden inşallah biz de geriye kadar faydalanacağız. Ekoturizm. Doğal güzelliklerimiz korunarak turizme açılması, ekoturizm aktiviteleriyle ziyaretçilere benzersiz doğal deneyimleri sunulacak. Sürdürülebilir turizm uygulamaları teşvik edilecek, doğa yürüyüşleri ve kuş gözlemciliği gibi etkinlikler düzenlenecek. Çevre bilincinin artırılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması amaçlanacak. Macera parkları. Kurulacak macera parkları ile ziyaretçilere adrenalin yüksek aktiviteler sunulacak. Tırmanma duvarları, zipline, köprüler gibi çeşitli macera sporlarına ev sahipliği yapacak. Aileler macera tutkunları için güvenli ve eğlenceli bir ortam sağlanacak. Sağlıklı yaşamı ve açık hava etkinlikleri teşvik edecek. Bu parkta turistik çekiciliği arttırılacak. Antikacılar ve el sanatları çağrısı. Evet, yıllardır yapmış olduğumuz sokak sağlıklaştırma çalışmalarında var olan mekanlarda önümüzdeki dönemde antikacılık ve el sanatlarının burada işlevsel hale gelmesi için biz her türlü maddi desteği sağlayacağız. Turistik amaçlı olacak olan bu yerlerde geleneksel el sanatlarının sergilendiği atölyeler ve canlı performanslar düzenlenecek. Kültürel mirasının korunması ve tanıtılmasında katkıda bulunacak. Müzik ve sanat sokakları. Yine aynı şekilde kentsel sokak sağlıklaştırmasını yaptığımız bu mekanlarda şehrin mevki sokakları müzik ve sanatın kalbi olarak şekilde tasarlanacak. Sokak müzisyenleri, ressamlar ve sanatçıların eserlerini sergileyecekleri, canlı performanslar düzenleyecekleri alanlar oluşturulacak. Kültürel etkileşimi ve sanatsal ifadeyi teşvik edecek bu sokaklar şehrin turistik cazibesini arttıracak. Sanat galerileri, atölyeleri, küçük tiyatrolar zenginleştirecek. Hıdırlık Dağ Ateli. Aslında baktığımızda görseliyle insanı dinlendiren çok farklı bir uygulama. Doğayla iç içe panoramik manzarasıyla dikkat çeken bir dağ oteli inşa edeceğiz. İnşallah bu projeyi de uygulayabiliriz. Konaklama ve rekreasyon hizmetleri var. Konaklama ve rekreasyon hizmetleriyle ziyaretçiler huzurlu bir kaçış sunacak. Evet, insan seyredildiğini dayanıyor. Hıdırlık Seyir Terası. Hıdırlık Tepesi'nde şehir ve çevre manzarasının panoramik olarak izlenebileceği bir seyir terası yapılacak. Ziyaretçilere unutulmaz fotoğraf kareleri ve izlenimleri sunacak. Doğal güzelliklerin ve şehir süliyetinin keyfini çıkarabilecekleri huzurlu bir alanı sağlanacak. Turizm ve karşılama merkezleri. Aslında yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'dan esinlendiğimiz karşılama merkezi. Hepimizin bildiği gibi Çatalhöyük'te bir karşılama merkezi yaptı. İnşallah biz de turistlere yönelik bilgilendirme, rehberlik ve karşılama hizmetlerini sunacağı modern turizm merkezleri kuracağız. Şehrin tarihini, kültürünü ve turistik noktalarını tanıtan interaktif sergiler ve bilgilendirme panoları yer alacak. Evet, gördüğünüz kadar turistik karşılama merkezi inşallah. Turizm noktaları. Şehirdeki tarihi kültürel güzellikleri kapsayan çeşitli turizm rotaları oluşturulacak. Yürüyüş, bisiklet ve araçla yapılabilecek rota seçenekleriyle her ziyaretçiye uygun deneyimler sunulacak. Rotalar boyunca bilgilendirici işaretler ve dinleme noktaları yerleştirilecek. Kültürel mirasın doğal zenginliklerinin önüne çıkarılacak. Bu rotalar çıkarılacak, bu rotalar şehrin turizm potansiyelini arttıracak. Evet, inşallah bu projeyi de uygulama imkanımız olacak. Akşehir Gastrofest.
yöresel lezzetlerin yerel ürünlerin ve gastronomi kültürünün tanınacağı bir festival düzenlenecek. Yerel şefler, gıda üreticileri ve restoranlar ziyaretçilere unutulmaz tatlar sunacak. Yemek yarışmaları, atölye çalışmaları ve lezzet turları gibi etkinliklerle gastronomi turizmi canlandırılacak. Tarihi mekanların turizme kazandırılması, bugüne dek destur edilen yapılarda inşa edilen farklı işlevlere ilçemizin turizmine, sanatına, kültürüne kazandıracağız. Sağ olsunlar. Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediye Başkanımız Salih Akkaya ile katkılarıyla önemli restorasyon çalışmaları yapıldı. İnşallah bizler de bu yapıların en güzel halinde işlendireceğiz. Ulusal ve uluslararası fuarlara katılın. Şehrin kültürünü, sanatını ve turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası arasından tanıtmak için fuarlara aktif katılım sağlayacak, yerel ürünlerin, el sanatlarının ve gastronomi ürünlerinin sergileneceği standlar kuracak, şehrin ulusal ve uluslararası turizm haritasına önemli bir destinasyon olarak konumlandıracak. Akşehir Fuar Ağanı. Bu da iddialı olduğumuz yatırımlardan, projelerden bir tanesi. Yerel ve uluslararası etkinlere ev sahipliği yapacak modern bir fuar alanı inşa edilecek. Çeşitli fuarlar, sergiler ve kültür etkinlikler düzenlenerek şehrin tanıtımı yapılacak. Üç dünyası ve kültür sanat camiasını bir araya getiren bu alan, şehrin sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sağlayacak. Yenilikçi ve sürdürülebilir tasarım anlayışıyla çevre dostu bir kompleks oluşturulacak. Akşehir Kent Müzesi. Şehrin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini anlatan kapsamlı bir kent müzesi kurulacak. Etkileşimli sergiler, dijital gösterimler ve eğitici programlarla zengin bir müze deneyimi sunulacak. Yerel ve uluslararası ziyaretçilere şehrin tarihine yolculuk yapması fırsat verilecek. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanacak. Kültür yolu etkinlikleri. Şehrin kültürel ve tarihi zenginliklerini birbirine bağlayan bir kültür yolu oluşturulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ötesinde olan Türkiye Kültür Yolu etkinlikleriyle koordineli bir şekilde çalışacağız. Yerel ve uluslararası sanatçılarımız eserlerini sergileyecek, sanatseverler için bir buluşma noktası olacak. Tiyatro atölyeleri. Yerel halkın ve özellikle gençlerin sanatı iç içe olmanın sağlamak amacıyla tiyatro atölyeleri düzenlenecek. Profesyonel sanatçılar tarafından verilecek eğitimlerle tiyatro ve performans sanatlarına ilgi duyanlara destek sağlanacak. Bu atölyeler şehrin kültürel hayatını yeni soluklandıracak. Sanat ve teknoloji buluşmaları. Sanat ve teknolojinin kesiştiği noktada yenilikçi projelerin ve eserlerin sergileneceği buluşmalar düzenlenecek. Dijital sanat, interaktif entegrasyonlar ve yeni medya çalışmaları gibi alanlarda yaratıcı ifadeler teşvik edilecek. Teknoloji ve sanatın hizmetinden sunulan bu etkinlikler, sanatseverler ve teknoloji melekleri için ilham kaynağı olacak. Tanıtım ve dış ilişkiler. Şehre turizm ve kültür sanat potansiyeli yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak için stratejik kampanyalar yürütecek. Kardeş şehir ve kültürel değişim programları ile uluslararası işbirliği güçlendirecek. Evet. En önem verdiğimiz konulardan birisi gençlik ve spor eğitimi. Geleceğin liderleri girişimci kampları. Genç girişimcileri desteklemek ve onlara iş dünyasına adım atmaları için gereken becerileri kazandırmak amacıyla kamplar düzenlenecek. Uzman mentorlarla, iş liderleriyle interaktif atölye çalışmaları, seminerler ve networking etkinleri organize edilecek. Katılımcılar iş fikirlerini geliştirebilecekleri ve gerçek dünya projeleri üzerinde çalışabilecekleri pratik bir deneyim kazanacak. Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek ve gençlerin kendi işlerini kurmalarına ilham verecek bu kamplar yenilikçi fikirlerin hayata geçirmelerini sağlayacak. Genç yetenekler akademisi. Farklı disiplinlerde genç yeteneklerin kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyen bir akademi kurulacak. Sanat, bilim, teknoloji ve spor alanlarında özelleşmiş programlar sunulacak. Katılımcıların yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek için atölyeler, kurslar ve yarışmalar düzenlenecek. Gençlerin kariyer yollarını şekillendirmelerine yardımcı olacak bu akademi, onları geleceğin lideri olarak yetiştirecek. Yaratıcı yazarlık atölyeleri. Genç yazarların kendilerine ifade etmek ve yaratıcı yazma becerilerini geliştirme fırsatı bulacakları atölyeler açılacak. Deneyimli yazarlar ve edebiyatçılar tarafından rehberlik edilen bu atölyelerde
öykü, şiir, senaryo yazımı çeşitli alanlarda kullanılacak. Katılımcılar eserlerini yayınlama ve literatüre etkileşim imkanlarına sahip olacak. Dijital ve Sanat ve Tasarım Akademisi. Dijital sanat ve tasarım alanında yetenekler gençler eğitmek ve geliştirmek için özel bir akademi oluşturulacak. Grafik tasarım, animasyon, oyun geliştirme ve web tasarım gibi alanlarda kurslar ve atölye çalışmaları sunulacak. Endüstri standartlarına uygun eğitimlerle öğrencilerin sektörde aranan profesyoneller haline gelmeleri hedeflenecek. Yaratıcılık ve teknolojiyi birleştiren bu akademi, gençlerin dijital dünyada kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyacak. Yeni nesil medya akademisi. Medya ve iletişim alanında kariyer yapmayı hedefleyen gençler için modern bir eğitim platformu sunulacak. Dijital yayıncılık, sosyal medya yönetimi, içerik üretimi ve multimedya tasarımı gibi konularda eğitimler verilecek. Medya dünyasının dinamiklerini öğrenerek dijital çağın belirtilerine uygun bir beceriler edinecekler. E-spor kulübü. E-sporun hızla büyüyen dünyasına adım atmak isteyen gençler için profesyonel bir e-spor kulübü kurulacak. Oyun stratejileri, takım çalışması ve rekabetçi oyun becerileri üzerine eğitimler düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası turnuvalara katılım için gerekli altyapı ve destek sağlanacak. Gençlerin e-spor alanında yeteneklerini geliştirmelerine ve profesyonel bir kariyer yapmalarına olanak tanınacak. Bilim atölyeleri. Meraklı genç bilim insanlarını desteklemek amacıyla çeşitli bilim dallarına atölyeler açılacak. Deneyimli eğitmenler eşliğinde pratik deneyler ve projeler üzerinde çalışılacak. Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında ilgili ve bilgiyi artıracak programlar sunulacak. Gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirecek ve onları bilim dünyasına adım atmaya teşvik edecek. 360 derece kariyer fuarı. Gençlerin çeşitli meslekler ve kariyer yolları hakkında bilgi edinebilecekleri geniş kapsamlı bir kariyer fuarı düzenlenecek. Üniversiteler, şirketler ve meslek birlikleri ile iş birliği içinde geniş bir diyapazide sıkıntılar ve seminerler organize edilecek. Ayakta durmak bile insanı. Evet. Kodlama maratonu ve sanal dünya keşifleri. Genç programcılara ve yazılım geliştiricilere teşvik etmek amacıyla kodlama maratonları ve hackathonlar düzenlenecek. Yenilikçi fikirlerin ve projelerin yarışacağı bu etkinlikler takım çalışması ve problem çözme becerilerini geliştirecek. Sanal gerçeklik, yapay zeka ve oyun geliştirme gibi alanlarda atölye çalışmaları sunulacak. Teknolojiyle ilgilenen gençlerin yeteneklerini seyredecekleri ve yeni teknolojilerle keşfedecekleri bir platform sağlanacak. Gençlik ve spor kampları. Gençleri fiziksel aktiviteye teşvik etmek ve takım ruhunu geliştirmek için spor kampları organize edilecek. Futbol, basketbol, voleybol gibi çeşitli spor dallarında eğitim kampları düzenlenecek. Profesyonel antrenörler eşliğinde sporcuların teknik ve taktik becerileri geliştirecek. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sporun önemi üzerine eğitimler verilerek gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişiminde katkıda bulunacak. Spor Akşehir çalışmaları. Şehrin spor altyapısını güçlendirmekle gençlerin spor faaliyetlerine katılımını artırmak için çalışmalar yapılacak. Çeşitli spor dallarında yerel ligler ve turnuvalar düzenlenerek genç sporcuların rekabetçi deneyimi kazanmaları sağlanacak. Aslında bu konuda Belediye Başkanımız Sahi Akkaya'nın bir altyapısı var. Şimdiye kadar da birçok alanda uluslararası ödüller de alındı. İnşallah bundan sonraki bir süreç içerisinde biz de bu uygulamayı üzerine koyarak devam ettireceğiz. Gençlerin finansal bilinç ve becerilerini geliştirmek amacıyla finansal okuryazarlık programı sunulacak. Bütçe yönetimi, tasarruf, yatırım ve kredi kullanım gibi konularda eğitimler düzenlenecek. Uzman finansçılar tarafından verilecek seminerler ve atölye çalışmalar ile pratik finansal bilgiler aktarılacak. Gençlerin ekonomik kararlarını bilinçli bir şekilde alabilmeleri ve
finansal göreceklerini şekillendirecekleri gerekli araçlar sağlanacak. Genç gönüllüler topluluğu, toplumsal sorumluluk projelerine katılmak ve topluma hizmet etmek isteyen gençler için bir gönüllülük topluluğu oluşturulacak. Çevre koruma, hayvan hakları, yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine yardım gibi çeşitli alanlarda gönüllü faaliyetler düzenlenecek. Gençlerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek ve toplum içinde aktif roller alarak pozitif bir değişimlere katkıda bulunmaları sağlanacak. Gönüllülük kültürünün güçlendirilmesiyle ve gençler arasında dayanışmanın artırılması hedeflenecek. Spor ve bilim festivali. Spor ve bilim bir araya getiren bir festival düzenlenerek gençlerin bu alanlarda ilgilerini artırmak amaçlanacak. Bilimsel deneyler, atölye çalışmaları, spor müsabakaları ve gösteriler gibi çeşitli etkinlikler organize edilecek. Gençlerin bilim ve sporun eğlenceli yönlerini keşfetmeleri sağlanacak. Öğrenme ve fiziksel aktiviteyi teşvik edecek bir ortam oluşturulacak. Bilim insanları ve sporcuların katılımıyla interaktif ortamları ve panelleri düzenlenecek. Gençlerin ilham alması sağlanacak. Doğa sporları. Doğa sporlarına ilgi duyan gençler için trekking, dağcılık, kano ve bisiklet gibi etkinlikler düzenlenecek. Profesyonel eğitimler eşliğinde güvenli bir eğitici programlar sunulacak. Doğa ile bir şey olmanın sağladığı huzur ve adrenalin geçtiği deneyimler gençlerin doğa sevgisini ve bisiklet aktiviteyi artıracak. Doğa koruma bilincini artırmak ve ekolojik güvenlik kazandırmak amacıyla çevresel eğitimler verilecek. Anaokulu ve kreş. Aslında Abdurrahman Başkan buradaki duyuru bakıyor bize şimdi. Adam. Çalışan ailelerin çocuklar için güvenli, eğitici ve eğlenceli bir ortam sağlayacak. Modern anaokulu ve kreş inşa edilecek. Erken çocukluk eğitimine odaklanarak çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunacak. Yaratıcı oyun alanları, sanat ve müzik atölyeleri, dil öğrenme programları gibi çeşitli aktiviteler sunulacak. Tamam, özel sektör ortak işbirliği inşallah. Eğitim destekleri. Eğitim destekleri ve sınav ücretleri konusunda öğrencilerimize elimizden ne geliyorsa destek sağlayacağız. Geçtiğimiz günlerde de açıkladığımız gibi 1 Nisan tarihinden itibaren inşallah önümüzdeki 5 yıl boyunca YKS ücretlerinin tamamı belediyemiz tarafından karşılanacak. Bu müjdeyi buradan tekrar alacağız. Müsabakaları ve turnuvalar düzenlenerek öğrencilerin sporla iç içe bir yaşam sürmeleri teşvik edilecek. Spor malzemeleri, ekipmanları ve antrenman sahaları gibi konularda destek sağlanacak. Gençlerin fiziksel aktivite katılımını artırmak, takım ruhu ve disiplin gibi değerleri öğretmek hedeflenecek. Sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzının benimsenmesi ve sporun eğitim kurumlarında yaygınlaştırılması amaçlanacak. Akşehir Spor'a destek. Akşehir Spor'a maddi destekler sağlanacak, imkanlar sunulacak. Burada dün canlı yayında söz vermiştik, bir müjdemiz olduğunu. İnşallah Kırmızı Taraftar Grubu ve Akşehir Spor'umuza önümüzdeki hafta bir müjdemiz var. Buradan tekrar etmek istiyorum. Gençlerin ve çocukların serbest zamanlarını değerlendirecekleri, spor yapabilecekleri kapalı ve açık halı sahaları inşa edeceğiz. Hepimizin bildiği gibi belediye başkanımız Salih Akkaya zannedersem 12 yerleşik. Özür diliyorum 22'ymiş. 22 noktada halı saha çalışmaları yaptı. Bundan sonraki süreç içerisinde inşallah biz de alanlarını tamamlayacağız. Evet, sosyal destekler. Buradan sadece bir başlık olarak ben buraya geçeceğim. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerektiği inancıyla yaşayan, kırgınla yaşayan bir topluluğuz.
ihtiyaç sahibi kimse kalmayana kadar sosyal destek sağlayacağız. Evet, ortak akıl katılımcılık, mahalle buluşmaları, mahalle sakinlerinin bir araya gelerek şehrin geleceğine dair fikirlerini, önerilerini paylaşabilecekleri buluşmalar düzenlenecek. Bu buluşmalar sayesinde vatandaşların belediye politikaları ve projeleri üzerinde söz sahibi olmaları sağlanacak. Yerel sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için bir platform oluşturulacak. Mahalle buluşmaları topluluk bağlarını güçlendirecek ve yerel yönetimle vatandaşlar arasında etkili bir iletişim köprüsü kuracak. Akşehir mobil uygulaması. Aslında var olan bu uygulamayı biz daha da etkinleşip geliştirerek direkt belediye başkanına mesaj atılmasını sağlayacağız. Bunu da aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımıza kopyalamış olacağız. Biz kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Farklı şehirlerde hemşehri buluşmaları. Hemşehri ağının müşterilerini farklı şehirler arasında dayanışmayı artırmak amaçlanacak. Farklı şehirde yaşayan Akşehirlerin birbirleriyle bağlarını güçlendirecek ve memleketleriyle olan bağlantılarını pekiştirecek bir platform oluşturulacak. Katılımcı şeffaf bütçeleme uygulamasını hayata geçireceğiz. Belediye bütçesinin oluşturulmasına vatandaşların görüş ve önerilerinin alınması sağlanacak. Katılımcı bütçeleme uygulaması başlatılacak. Evet. Bir müjde daha vermek istiyorum. Aslında dün akşam paylaşmıştık. Belediyemize ait tüm sosyal tesislerinden emeklilerimizin %25 oranında indirimli faydalanmasını sağlayacağız. Aslında 70 dakika olarak planlamıştık ama çok hızlı gitmişiz. 1 saatte bitirdik inşallah. Evet. Kahramandır tüm oylarımız. Eyvallah. Aşil seninle gururluyum. Aşil seninle gururluyum. Aşil seninle gururluyum. Aşil seninle gururluyum. Saygıdeğer konuklar, değerli hemşehrilerim. Bu anlamlı günün sonuna yaklaşırken öncelikle her birinize bu toplantıya katılımınız ve gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Özellikle gençlerimizin coşkun tezahürat ve bize güç veren duruşları için onlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle paylaşımın heyecanını ve gururunu yaşamak. Projelerimizi anlatırken sizlerin gözlerinizdeki bu dışarı görmek benim için en büyük mutluluk kaynağı oldu. İnşallah birlik, beraberlik ve kararlılıkla hep beraber Akşehir'imizi Türkiye yüzünü hak ettiği yere taşıyacağız. Bu yolda bize inanan ve destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl başkanımıza, belediye başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, teşkilatlarımıza, mahalle başkanlarımıza, muhtarlarımıza, genciyle, yaşlısıyla, 7'den 70'e tüm Akşehir'e hemşehrilerime en kalbi duygularıma şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha zamanınızı ayırıp bizimle bu önemli akşamda yer aldığınız için teşekkür ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yarın yalnız aldığınız yerinin açık olsun.
duyularla sözlerime son verirken mübarek Ramazan şeriflerinizi şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim cümlemize hayırlı ve bereketli bir Ramazan ayı ihsan eylesin. Amin! Aslında var olan arkadaşlar bir not koydu. Belki de düşündüğüm zaman işlenmekte olan, var olan en güçlü kılan şey bize Akşehir'de Plaza ve Nasreddin Hocam bizim vazgeçilmemiz. Bunları da sunumlara eklemek istedim. Tekrar sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederim. Belediye Başkan adayımıza proje tanıtımından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Doktor Salih Akkaya'yı kürsüye davet ediyoruz. Çok kıymetli bakanım, Cumhur İttifakımızın belediye başkan adayı, değerli il başkan vekilimiz, Cumhur İttifakımızın bileşenleri AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız, yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları ve üyeleri, belediye meclis üyesi adaylarımız, belediye meclis üyesi kardeşlerimiz, muhtarlarımız, bu davada her zaman koşturan, Cumhurbaşkanımız yalnız bırakmayan ve 22 yıldır da inşallah bu koşturmanın neticesinde ülkemizde çok büyük eserler imza atılmasını katkı seven ak gönüllü kardeşlerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diliyorum. Az önce Yusuf Başkanımız, tabii kolay değil. Biz de yaşadık. İlkleri anlatırken heyecan duymamak. Ama güzel bir sunum oldu. Tebrik ediyorum. Olacak daha da bu güzel gelişecek. Birbirinden güzel 13 başlık altında 100 tane Cumhuriyetimizin 100. yılına ve Türkiye 100 yılına ithafla 100 tane projeyi açıkladı. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Akşehir'imizi bugün bulunduğu yerden daha da güzel noktalara inşallah taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bunun için ne yapmak lazım? Bu projeleri uygulamak için İnşallah 31 Mart'ta üzerimize düşeni yapmak lazım. Bir insanda da onu toplu ve ona devretmek istiyorum. Toplu ona devretmek istiyoruz. Onun için de inşallah üzerimize düşen hep beraber en üst seviyede yapacağız. Ve esas bu projeler hayat buldukça anlam kazanacak. Saydıkları proje içerisinden sağ olsun aradılar o gün. Mevcut projelerle ilgili, yeni proje önerisiyle ilgili başkanım bize de bu konuda yardımcı olmuşsunuz diye biz de devam eden projelerimizin tamamlanması, ufkumuzda olan ama henüz kaynak bulamadığımız projelerin AK Belediyecilik şemsiyesi altında yine yürürlüğe konması, hizmete sunulması anlamında kendilerini bu noktada hatırlatmada bulundum. Büyük ölçüde de sağ olsun gördüm ki faydalanmış, kendi vizyonunu, ufkunu da ortaya koyarak böyle bir 100. yıla özel 100 projeyi orada takdim ettiler. Kendisine teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden güzel projeler. Hepsi de ayağı yere basan, ayağı yere basan projeler. Büyük şehrimizin, inşallah hükümetimizin, bakanlıklarımızın da desteğiyle bunların hepsi bir bir Allah'ın izniyle hayata geçecek. Akşehir'imizdeki yaşanılabilirlik ölçüsü daha da yükselecek. Çıta daha da yükselecek. O huzurlu, dingin olan şehrimiz inşallah daha dingin, daha huzurlu, daha refah seviyesi yükselmiş olarak inşallah tüm bölgedeki ilçelerimize örnek olmuş olacak diyorum. Sözleri tamamlarken bir teşekkürle bitirmek istiyorum. Çok uzatmaya gerek yok. Arada Sayın Bakanımız var. Onun da söyleyecekleri var. Bugünün esas toplam amacı benim tabirimle damat Yusuf Bey o projeleri sundu. Sayın Bakanımız inşallah noktayı koyacak. 10 yıldır, 2 dönemdir belediye başkanlığı yaptık. Herkese de nasip olmaz. Böyle güzel bir şehre, ismi gibi kendi de ak, pak bir şehre hizmet etmek herkese nasip olmaz. Belediye meclis üyelerimizle beraber gerek geçen dönem, gerek bu dönem
yoğun bir gayretle sizlere güzel hizmetler üretmeye gayret ettik. 10 yıl bize yetki verdiniz. Allah sizlerden razı olsun diyorum. En büyük teşekkür, en büyük destek, en büyük sinerji, en büyük enerji sizlerden aldık. Teşkilat köşklerimizden, kadın kolları, genç kolları, ana kaderimiz hakikaten hep yanımızda olduğunu. Allah razı olsun. Bazen ben kendi anlayışım gereği, bazen eleştiriler olur, sessiz kalırız. Arkadaşlar onlara şöyle bir cevapta bulunsak, şöyle mi yapsak vesaire. Her zaman yanımızda oldunuz. Onun için yürekten sizlere kutluyorum. Allah razı olsun diyorum. Bu gayretler boşa gitti mi gitmedi. 10 yıllık süreçte sadece Akşehir Belediyesi olarak 3 milyar liralık Akşehir'imize proje kazandırdık, yatırım kazandırdık. 300 milyonluk kamulaştırma yaparak yol, otopark, efendime söyleyeyim yeşil alan ya da belediyemize ait gayrimenkullerin daha değerli gayrimenkul haline gelmesi, kaynak üretilmesi anlamında civarındaki yerlerini satın alması gibi satın almalar yaptık. Ayrıca ben bugün kabaca bu programda 1 milyar demiştim ama Sayın Bakanımız da şöyle programdan sonra bizim bugün biliyorsunuz kadın kooperatifi açılışımız vardı. Kurutma tesisi açılışımız. AKKO, Akşehir Kadın Girişimciler Kooperatifi meyve kurutma tesisinin açılışında 1 milyar demiştim. Ama ondan sonra Sayın Bakanımız da şöyle bir kritik yapınca inanın en az 1,5-2 milyarlık da Akşehir Belediye'mize arsa biriktirmişiz. Hani bazıları diyor bugünkü bedelle ben her şeyi bir şey yapmam. Bugünkü bedelle 10 yılda 600 milyon dolarlık gayrimenkul satmışız. 300 milyonluk almışız. 1,5 belki de inanın 2 milyar. Ayrıntılı bir çalışma yapmadık. 2 milyarlık arsa biriktirmişiz. Onun için sizlere her zaman meclis üyelerimiz, belediye çalışanlarımıza beraber layık olmaya çalıştık. Her şeyimiz elhamdülillah şeffaf oldu. Bu güzel çalışmaları Yusuf kardeşimle, çünkü bizim örneğimiz kim? Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Belediyecilik tarihe nasıl geçti? Cumhurbaşkanımız İstanbul'daki o belediyeciliği de tarihe geçti. Ve bizlere de ışık oldu, ufuk oldu, örnek oldu. Bugün gelinen noktada 4 dönemdir Akşehir AK Belediyecilikle yönetiliyor. Daha doğrusu yönetiliyor demiyoruz. AK Belediyecilik de hizmet alıyor. İnşallah bu hizmeti 1 Nisan 2024'ten sonra da AK Belediyecilik'in takım kaptanı olarak Yusuf kardeşimle burada bulunan meclis üyeleriyle devam ettireceğimize ben yürekten inanıyorum. Onun için sıkı çalışacağız, çalışıyoruz da Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı da hep beraber böyle partimizin önünde o gün zaferi alacağız, kutlayacağız Allah'ın izniyle. Bu noktada sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Sözleri bitirirken tekrar bizlere bugünlerde bu kadar bu 10 yıllık süreçte çalışmalarımıza destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Tüm bakanlarımıza, özellikle de bakanlardan hemşerimiz şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Beyefendi'nin çok emeği var. Onu lütfen buradan bir alkışlayalım, bir sinerji yollayalım. İnşallah orada da İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul muradına kavuşacak. Artık İstanbul'da Murat Kurum Bakanımız o İstanbul'un 5 yıldır o özlediği gene hizmetleri, AK Belediyecilik hizmetleri İstanbul'da buluşturmuş olacak. Yine diğer bakanlarımıza, Konyalı bakanlarımıza, Konyalı milletvekillerimize, il başkanımıza, yine ikinci dönem Cumhur İttifakı olarak sizlerin desteğine ihtiyaç duyduk ve desteğinizi aldık. Devlet Bahçeli Genel Başkanımıza ve onun tüm ekibine, il başkanı, ilçe başkanı ve yönetimine ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Beyefendi'ye ve özellikle Orhan Erdem vekilimize her zaman yanımızda oldu. Daha önce yine milletvekili Mustafa Baloğlu abimize ve tüm belediye meclislerimizle beraber tüm belediye çalışanlarımıza, yöneticisine, işçisine kadar bugüne kadar hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, muhabbetler arz ediyorum. Çok değerli il başkan vekilim, belediye başkanım, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi çok değerli başkanları,
belediye başkan adayımız Cumhur İttifakı'nın Yusuf Kahraman Bey, teşkilatımızın her iki teşkilatın kadın kolları, gençlik kolları, mahallelerimizden gelen temsilcilerimiz, şehrimizin yüzüne mahallelerinin değerli insanları, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. ...31 Mart'ta az kaldı. Adaylar projelerini açıklıyor. Geleceğe, Akşehir'in geleceğine vaatlerini sıralıyor. Ara ara diğer adayların da çalışmalarını görüyorum. Hepsine tabii ki çıktıkları yolda sağlık dileriz, selamet dileriz ama projelerine baktığımızda %30'u 40'ı bizim altyapısında hazırladığımız sanayi dokunulun yeri gibi, otogarın yeri gibi, birçok OSB'nin genişlemesi, gıda OSB gibi sayabileceğimiz birçok konu AK Parti'nin Mustafa Baloğlu, Sayın Oğul Hocam ve Salih Akkaya ile devam eden süreçte ve her zaman yanlarında AK Parti'nin bakanları, vekilleri, görev vekili olarak şahsımın bulunduğu hizmettir. Şimdi başkanım projelerini açıklarken diğer başkanların %30-40 muhalefetteki belediyelerin işlerini başarmışken dedi, yine iyi niyetle konuştu. İstanbul'da 286 proje açıklayan İmamoğlu sadece 46'sını gerçekleştirmiş. %10 bile değil. Ankara'da Mansur Yavaş az konuşma çok iş yazıyor her yere. Projelerinin %10'unu 15'ini karşılamamış. Aslında az konuşma, az iş yazsa daha iyi olacak. Muhalefetin bu noktadaki söylemlerini biliyoruz. Sayın Başkan burada 100 belediye projesi açıkladı ama birçok şeyi de daha aklımızda yazmadı, uzatmamak için. İnanın biz birlikte Salih Bey'le olduğu gibi, diğer başkanlarımızla olduğu gibi onlarca daha ilave proje yapacağımızdan emin olun. Çünkü gelişmeleri anında takip ediyoruz. Bir imkan varsa hemen bunu yerine getiriyoruz. Ben geçen gün Salih Başkan'a, sen de finali yaptıklarını anlatarak Akşehir'e bir daha hatırlat dedim. Yusuf Başkanım da çok uygun olur dedi. İnşallah ileriki günlerde 19'u mu dediniz? 19'unda da Salih Başkan'ın nereden alıp neler yapıldığını burada bir daha hatırlatma imkanı olacak. Biz AK Partililerde şöyle bir huy gelişti. Cumhur İttifakı'nın mensuplarında şöyle bir huy gelişti. Yaptıklarımızı unutuyoruz. Şimdi Akşehir'in kültürüne diyor bütün başkanlar. Yusuf Başkan da yapacaklarını açıklıyor. Ama orada bir korkunç hizmet altyapı var. Biz AK Parti olarak belediyeyi aldığımızda ya 3 ya 5 ev restore edilmişti değil mi başkanım? Yanlış mı? 13 tane ev restore edilmiş. Şu anda kaçta? 500. Kilise yoktu. Gavur hamamı dediğimiz ilerideki hamamın restorasyonu yoktu. Nasreddin Hoca'sı müzesi yoktu. Nasreddin Hoca evi yoktu.
Bunları biz şimdi saymıyoruz. Hepsi bir altyapı olarak hazır. Diğer konulara girdiğimizde de Akşehir'de sanayinin gelişmesine dönük projeler sunuyorlar. Artık biz Konya'ya doğru gittiğimizde OSB'mizin nereden nereye geldiğini görüyoruz değil mi hep beraber? Yol boyu fabrika dolu. Daha da yapılacaklar var. Şimdi yolun karşısına geçeceğiz. Bu da yetmedi. Gıda OSB ile Akşehir kirazını, Akşehir meyveciliğini ileriye taşımak üzere başlattığımızda Türkiye'de üçüncüydü. Şimdi yedincisi olmuş. Onlar daha yapım aşamasında. İnşallah birlikte başaracağız. Şunu demek istiyorum. Ben de çok uzatmayacağım. Güzel bir meclisi var. Bunları tek başına yapmayacak. Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleriyle yapacak. Meclis üyelerinin içinde eski ilçe başkanımız, adayımız Abdurrahman Çardakoğlu var. Arkadaşlarımız var. Çok deneyimli bir ekibi var. Hem siyasi, hem ticari, hem kentsel olarak güçlü bir birlikteliği sunmaya çalıştık. Salih Başkanım burada. Diğer partilerin adayları açıklanınca devam eden başkanları ortada görünmez oldu. Başkanımdan Allah razı olsun. Bir gün başkanı adayı yalnız bırakmadı. Bizim anlayışımız bu. Bizim görev bilincimiz de bu. Ve bu projelerin birçoğu Yusuf Başkan çok şanslı. Salih Bey'in hazırladığı, ekibin bildiği, kendisinin de il yönetiminde olarak her zaman belediyede birlikte açılışlarda, programlarda olduğu için bir işlerin devamı olacak bir kısmı, bir kısmı da yeni vizyonu inşallah sağlayacak. Bize güvenin, Yusuf Kahraman'ın arkasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Devlet Bahçeli var. 20 tane bakanımız var. Bunun 4'ü Konyalı. Sağlık Bakanı, Aile Sosyal Politikalar, Ticaret Bakanımız, İçişleri Bakanımız, birkaç gün önce misafirimizdi, ikisi de geldi. Bunlar var. 11 tane milletvekili var. Ve onların içinde her zaman yanında, arkasında, sağında, solunda bu kardeşiniz var. Biz verdiğimiz sözleri hep yerine getirdik. Yerine de getirecek gücümüz var, vizyonumuz var, ekibimiz var. Şimdi tekrar diyorum, her adayın yola çıkışı bir gerçekten demokrasi adına önemli bir adımdır. Kutlarız. Ama hiçbiri hükümetten, büyükşehirden bahsedemiyor. Bugün önde olan adayların büyükşehir başkanlarının adını bilen var mı burada? Kendilerinin de belki ekibi bilmiyor. Ama Uğur İbrahim Altay dedik mi herkes şimdiden başkan diye bakıyor. Farkımız bu. Hizmeti üçlü yapacağız, güçlü yapacağız. Hükümetiyle, büyükşehiriyle, Akşehir Belediye Başkanı'yla. Ama bunları biz yapmıyoruz, siz yapıyorsunuz değerli Akşehirliler. Değerli bu Cumhur İttifakı'na oy verenler. Bizler sizlerin emrinde görevlendirilmiş Allah'ın nasip ettiği kullarız. Mahcup olmamak için çok gayret ediyoruz. Veballi görevler taşıdığımızı biliyoruz. Aramızda Salih Başkan'a şunu eksik yaptı, bunu şöyle yaptı, şunu şöyle yapabilirdi herkes diyebilir. Ama bir kör kuruşu telef etti diyemez.
Haram yedi diyemez. Bundan da şerefli bir ayrılış olmaz. Bizim geçmişteki belediyelerimiz, başkanlarımız da hep böyle oldu. Salih Bey de böyle devrediyor. Artık Akkaya'dan Kahraman'a geçiş zamanı. İnşallah Akşehir Kahramanlığıyla buluşacak. Hep birlikte 100 proje diye açıklanan ama daha buna ilave edeceğimiz çok şeyin olduğu şehrimizi ileriye taşıyacak projeleri takip edeceğiz. Bizim bundan sonraki en büyük hedeflerimiz hükümet ve yerel olarak birleştirdiğimizde Akşehir bir kültür kenti. Nasreddin hocamızı çok daha iyi bir noktada tanıtıma tabi tutacağız. Ne yazık ki pandemiyle birlikte 2 yıl yeterince program yapılamadı. Ama şimdi Türk Cumhuriyetlerini de içine katacak çok önemli etkinlikler yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katkılarıyla Nasreddin hocamızı dünyada tanınırlığını daha arttıracak, ülkemizde de sosyal ve kültürel konserlerle, etkinliklerle çoğaltacağız. En büyük ideallerimizden biri bu. Şehrimizi bu saatten sonra, bu restorasyonlardan sonra bir kültür şehri. Tam pandeminin başında başlatacakken 2 yıl ne yazık ki ara verdik. Şimdi bu şehir Beypazarı'nda 40-50 tane böyle restore edilmiş ev varken burada 500 tane ev bitmiş, kilise bitmiş, hamamlar bitmiş, müzeler açılmış. Şimdi Kültür Akşehir'i harekete geçirmenin zamanı, en büyük hedeflerimizden biri bu. İkincisi, sanayide Akşehir zaten o sebebimizin geldiği nokta. Karşısında 3. alanı açacağız. Gözpınar'ında malum sıcak su bulmuştuk MTA ile benim 2. dönemimde. Orada Türkiye'nin 3. mü sahibi? 3. büyüklükte firması üretime geçecek Allah'ın izniyle. Türkiye'nin 1. Avrupa'nın 3.sü. Büyüklüğü bu. Büyük bir iş imkanı doğuracak Allah'ın izniyle. Bunun da yakında temel atma, yeni kuyularının açılmasını göreceksiniz. Ve dediğim gibi en büyük beklentilerimizden biri de gıda OSEB'e. Orada da sanayileşmenin önünü açacağız. Akşehir sanayinin daha genişlemesi, Akşehir ana yoluna yakınlaşması, işte başkanın bahsettiği oto galerileriyle, siteleriyle hepsini yapmaya muktediriz. Yapacak gücümüz de var. Nasreddin hocamızı, Tarık Buğra'mızı, Nahsivani Hazretlerimizi, Hacı İbrahim Veli Büyüklerimizi, kentimiz çok önemli zatları var. Bunların daha ileriye taşınacak tanınmalarıyla Yıldırım Beyazıt Türbesi zindanındaki hayatı, ki onu Salih Başkan'ın Kültür Bakanlığından, Tarih Kurumundan da Ankara'ya geldiğinde görüşmeler yaptık, tescillendirdi. Her şeyin hikaye değil, gerçek olduğunu biliyoruz. Bu şekilde güçlü bir tarih bilinciyle şehrimizi ileriye taşıyacağız. Bize hep güvendiniz, güvenin. Hep birlikte bunları yapalım diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Her zaman yanınızda olsun. Teşekkür ediyorum. Allah inşallah 31 Mart akşamı tekrar bu şehrin emiri olarak Yusuf Bey'e ve onun sözlerinin arkasında da bizlere imkan verir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmalarından dolayı değerli milletvekilimiz Orhan Erdem'e teşekkür ediyoruz.
Şimdi sahneye değerli vekilimizle birlikte bugünün anısına hatıra fotoğrafı için İl Başkan Vekilimiz, Belediye Başkanımız, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayımız, Cumhur İttifakı İlçe Başkanımız, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarımız, Meclis Üyesi adaylarımız, sizleri sahneye davet ediyoruz.